Merhaba arkadaşlar, bugün Tonguç Akademi'de cebirsel ifadelerdeki toplama, çıkarma, çarpma nasıl yapılıyor bir bakalım, tamam mı Bakalım Tonguç? hocam. Tonguç, bir kere şunu unutmayacağız. Cebirsel ifade deyince aklımıza x'li y'li karışık ifadeler gelecek. Of çok Bak karışık oluyor. şöyle bir ifade gördüğün zaman, Boş bırakıyorum ben yani hocam işi. bu ifade mesela bir cebirsel, bu ifade bir cebirsel. Burada x var, bir de y'ler var değil mi Tonguç? Bazen ne olabiliyor? A olabiliyor, B olabiliyor. Bu tür ifadeleri cebirsel ifade diyoruz. Yani mesela 3x artı 4a da bir cebirsel ifade. Buradaki x, a, y bilmem ne, bunlara bilinmeyen yani değişken diyoruz. Buraya Anladım. anladık mı? Anladım hocam. Bu çok önemli. Ardından şunu unutmayacağız. Terimlere bakacağız. Şimdi her artı ve eksi arasındaki şey terim diyoruz. Mesela bu ifadede kaç tane terim var biliyor musun Tonguç? Bak bu birinci terim. Bu ikinci terim. Bu üçüncü terim. Dördüncü terim, beşinci terim, alt terim. Burada altı tane terim var değil mi Tonguç? Evet hocam. Peki buradaki terimlere bakalım. Birinci terim, ikinci terim, üç, dört, beş, altı. Her artı ve eksi arasındaki ifade. Ama bu baş terim. O yüzden bunun başında bir şey yok. Ama bunların başında, sonunda ve başında ne var? İşaretler var. Dolayısıyla burada kaç tane vardı be? Burada da altı tane terim Altı var değil terim mi var. Tonguç? Şimdi terimi de anladık değil mi? Terim sayısı yazıyor hocam orada. Ha, şimdi birincide kaç tane terim var? Altı. Altı. İkincide kaç tane? Tamamdır. Altı tane. Peki Tonguç'cum, katsayılar denilen bir şey daha var. Katsayılar da bu terimlerin başındaki bildiğimiz, yani bildiğimiz 3, 8, 4 gerçekten sayılar. Ha. Bak burada mesela bu terimin başında ne var bildiğimiz sayı? 3 Üç. var. O zaman bunun katsayısı 3. Bu terimin başında kaç var Tonguç? Beş. 5 var. Bunun katsayısı 5. Bu terimin başında kaç var Tonguç? Altı. Ama burada herkes aynı hata yapıyor. Sen de aynı hata yaptın. Tebrik ediyorum. Hata yapman çok önemliydi. Rica ederim. Eksi 6 Tonguç. Eksi altı. Eksisi önemli Tonguç. Peki bu terimin başında ne var? Aa, bir şey yok. Görünmeyen bir of. Görünmeyen bir var Tonguç. Bundan kurtuluş yok. Peki bu terimin başında Tonguç'cum? Yine görünmeyen bir Görünmeyen bir var. var, K evet. olup olmaması bizim için önemli değil. O değişken. Peki artı 8 yazsaydı bu terimin başında ne var deseydik? Sekiz. Ya bu da kendisi var zaten. 8 diyoruz. Katsayı olarak. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Şimdi Tonguç'cum, hemen değişkenlere, bilinmeyenlere bir bakalım. Şimdi değişkenleri zaten söylemiştik. Neydi Tonguç'cum burada? X, Y, X, Y, bilmem C Bunlar falan. değişkenler. Bilinmeyenler sayıların dışındakiler değişken. Mesela buradaki değişken ne Tonguç? X kare. X var. Yok, karesini söylemeye gerek yok. Buradaki değişken yine X. X. Buradaki değişken Y. Y. Buradaki değişken yine Y. Yine. Buradaki değişken C. C. Bunlar değişebilir. O yüzden değişken, harflere değişken diyoruz. Tamamdır hocam. Şimdi benzer terimlerse de toplanabilir Tonguç. Çok önemli. Benzer terim dediğimiz zımbırtı şu. Bak 12x, 6x, 10x. Bunlar hepsi elma, 12 elma, 6 elma, 10 elma gibi görebilir miyiz bunları? Evet. O zaman bunlar toplanıp çıkartılabilir. Mesela burada benzer terimler nelerdir? Bak 7x var, 4x var. Bunlar benzerdir. Aynı şekilde y kare var, eksi 5 y kare var. Bunlar da benzer terimlerdir. Burayı anladık mı Tonguç? Anladım hocam. Yani benzer terimler birbirlerine benzeyen terim. Ama burada benzer terimlerde şöyle bir şey var. Cinlik var. Mesela 3x kare ile 10x birbirine benzer midir Tonguç? Çok benzer gibi duruyor. Benzer X'ler var birbirine, evet. içinde falan filan. Ama işte bu x kare var ya Tonguç, O benzerliği olayı bozuyor. bozuyor Tonguç. Çünkü bu elma bu armut oluyor. Bu x kare yüzünden. Anladım hocam. Mesela bir tane daha soru sana. Hemen şunu yapalım. Eksi 4x küp deseydi. Buna o benzer midir Tonguç? Benzer değil. Bak Çünkü bu x iki ara kare bu x küp. Bunlar da farklı. benzer değil. O yüzden ona dikkat edeceğiz. Benzer terimler toplanır kuralından. Mesela iki tane ördek toplanıyor ve iki tane Elma ile elmalar, armutlar armutlar demiştiniz aynen zaten. öyle. Bak şimdi burada birkaç tane işlem yapalım. Benzer terimlerde toplama nasıl yapılıyor? Şimdi bu bir kere 2x, bu da 3x değil mi? Evet hocam. Bunlar benzer olduğu için toplanabilir. O zaman toplam ne eder? 5x eder. 5x. Peki bu artı 4, bu eksi 5, zaten bunun toplamını zaten biliyoruz. Bir eder. Eksi 1 eder. 1 mi? Eksi bir Ne diyecektim. dedin evladım Hocam sen, ya. nasıl bir evladım, beynim mi uyuştu çok dersten? Hocam ben eksi 4 ile artı 5 topladım. O yüzden oldu. Evladım şu beyin nakli operasyonu hakkında son gelişmeler nelerdir? Hocam bir gelişme var ama bu arada bir mesaj geldi hocam. Ding dong. Evet, vay. Hadi bakalım. Sizden kimden gelmiş sen tahmin edebiliyor musun? Hocam Bak open here diyor İngilizce. Çat, ulan açılmıyormuş bu da. Tonguç'um bak. Bir kere şöyle baktık. Simge Karacataş. Hayatımın dönüm noktası Tonguç Akademi. İyi ki varsınız.
Nasıl dönüm, niye dönüm? Hocam herhalde dönüm noktası videosu mu izliyor? Belki de video istiyor. Evet. He, anladım. Yo, bence artık başarılı olacağına inanmaya başladı belki. İnşallah, inşallah ya. Bu simgenin başarısı bizim başarımız değil i̇nşallah, mi Tonguç? İnşallah. O yüzden uğraşacağız. Şimdi Tonguç'um bak, burada da toplamayı yaptık ya, bir de çıkarma da yapılabiliriz benzer terimlerde. Benzer terimlerde nasıl çıkarma yapabiliriz? Bak, y kare 2y kare ama bundan bu çıkartıyoruz değil mi? Y kareden 2y kare çıkarsak ne olur? Eksi y kare çıkar. Bunlar benzer. Peki 7'den 4 çıkarsak ne olur Tonguç'um? 3 kalır değil mi? Ama artı 3 çıkıyoruz. Şimdi çarpmada ise benzer olsun olmasın umurumda bile değil. Direkt çarpabilirim. Ama burada parantezler olduğu için şöyle oklar çiziyordum. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Böyle dağılma kuralı vardı. Şimdi dağılma kuralı x ile 4x çarpılırsa ne olur Tonguç? Şöyle düşünelim bak. X ile 4x çarpılırsa bir kere x ile x çarpılır değil mi? Doğru. X ile x çarpılırsa x kare olur. X kare. 4 de başa gelir 4x kare. Şimdi x ile 6'yı çarparım. 6x. X ile artı 6'yı çarptığı zaman artı 6x ediyor Tonguç'um. Peki şimdi eksi 5 ile 4x çarpalım. Bak burada dikkat et, işaretlerini almak zorundasın. 5 ile 4x çarpmayacaksın. Eksi 5 ile 4. Eksi 5 ile 4x ne der? Eksi 20x eder. Şimdi eksi 5 ile artı 6'yı çarp. Eksi 30 eder Tonguç. Of. Şimdi burada bunu düzenlemek için 4x kare. Bak bunlar benzer terim değil mi Tonguç? Evet. Bunlar toplanıp çıkartabilir. Yani ördekten ördek çıkarılabilir. Eksi 14x. Eksi 30 diyoruz, cevabımızı bulduk. Bölmede ne yapıyoruz biliyor musun Tonguç? Bak hemen şunları şöyle yazalım. 6x kare bölü 2x. Şimdi 6 2'ye bölür mü? 3. 3. X kare x'e bölünürse Tonguç şöyle düşüneceğiz. Bunun üzerinde 1 vardır. Görünmeyen 1 gene görünür. Görünmeyen 1 vardır. O zaman üstler çıkıyordu üstlü ifadelerde, hatırlıyor musun? 2'den 1 çıkarsa 1. O yüzden 3x çıkıyor Tonguç'cum. Harikasın, harikasın. Kaliteli bir şimdi insan. Birkaç tane eşleştirme yapalım ve dersimizi bitiriyoruz. Merak etme. Tonguç bak. İlk başta burada bir çarpma var değil mi? Görünmeyen bir çarpma var. Bunları çarpıyoruz. Ne eder? Y kare artı 3y eder. Bir de altı, arkasından 3y gelmiş. O zaman bunlar bir götürün. Ne çıktı sonuç? Y kare. O zaman bununla bunu eşleştirebiliriz. Tonguç. Aa, doğru. Şimdi burada da aynı şekilde toplama yapacağız. X ile x'i topla. 2x. 5 ile eksi 1 4. Artı 4. Hangisi cevap? Hay Allah. Bu ne evladım? Ay bunu yanlış yapmışız. Bu çarpma olacak ya. Çarpma olacak. İnsan da hata yapar biliyorsun. Hatasız kullanmaz. O zaman hemen tekrar şöyle dağıtıyorduk, hatırlıyor musun bilmiyorum. Şimdi x ile x çarpılsa ne olur? X kare. X ile eksi 1 çarpılsa ne olur? Eksi x olur. 5 ile x çarpılsa artı 5x olur. 5 ile eksi 1, eksi 5 olur değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Şimdi bunlar benzer terimler. Eksi x artı 5x artı 4x eder. O yüzden x kare artı 4x eksi 5 diyoruz. Ve bununla eşleştiriyoruz Tonguç, anladık mı? Anladım hocam. O zaman bunu yapmamıza gerek var mı Tonguç? Tabii ki var. Şimdi Tonguç 2x ile eksi 7x'i toplarsak eksi 5x eder. Çünkü 2x eksi 7x benzer terimler. 1 ile 5'i toparsak da 6. Artı 6 eder. O zaman bunu da böyle şşt diye eşleştiriyoruz Tonguç. Anladın mı Tonguç'um? Hocam çok net. Tongucakademi.com'u takip et. Ücretsiz bir şekilde üye ol. Hocam ücret evladım, falan yoktu mu kesin? Yok evladım, almıyoruz. Allah Allah. Tamam, İnternet faturanı ödüyorsun kendi tamam, evindeki tamam, o kadar. Tamam. Peki ondan sonra da bütün platforma bizi destekle. Yeni aplikasyonumuz çıkıyor şey için. Uygulama çıkıyor. Apple için ve şey için. Android için çıktı zaten. Onu da indir, tamam mı Tonguç? Tamamdır hocam. Ödüllü sorumuzu yap, cevapları gönder bakalım biraz.